Anlıyorum Zeliha teyzem de kızının huyunu bilmiyor musun? Şimdi tefe koyar beni sana adresi verdiğimi duyarsa. Ama sana da kıyamıyorum. Tamam. Ama bak Umut'un üzerine ant vereceksin. Zafer'e, Musa'ya bir şey söylemek yok. İyi. Gönderiyorum birazdan mesajı. Silama okuduktan sonra. Hadi. Ay tam takır olmuş. Kusura bakma fark etmemişim bu kadar kuruduğunu. Ben akşam dönüşte halledeceğim. Sen bugünlük idare et yeter. Ya pardon da misafir sanatçı mıyım? Yerimi mi bileyim yani? O ne biçim laf kız? O zaman saçma sapan özür dileyip durma. O kadar da param var. Şş, Don Kişot. Arada şu Sancho Pancho'ya da bir rol at. Sen hele bir iş bul da ondan sonra düşünürsün evin alışverişini. Aa, asabımı derlendirme benim. Biz kardeşiz, lokmamız bir. O zaman Sayın Sancho, dua et de bugün gittiğim yerlerden bir şey çıksın. Olacak Sayın Kişot. Hissediyorum ben. Siz kısmetlisinizdir. İyi hadi kalkıyorum ben. Bırak bırak ben toplarım. Tamam canım, rast gelsin. Hadi görüşürüz. Zeliha teyzem. Halen. Günaydın. Günaydın Alem, günaydın. Bak şuradaki ev. Ah. Alem, seni gördüm öyle iyi oldu ki. Evde yakalasam çaktırmadan verecektim. Bu sende kalsın. Ne ki bu? Kıyıda köşede saklamayı becerdiğim birkaç altın. Umut'a versem hayatta kabul etmezdi, biliyorsun huyunu. İhtiyaç oldukça sen verirsin. Küçük de olsa iş görür. Ay yok Zeliha teyzem, biz hallediyoruz bir şekilde, merak etme. Halen, kızıma şuncacık olsa yardım edeyim. Kurban olayım, yardım et. Allah rızası için Halen. Ay, aklım başımdan gitti. Umut bugün işe başlamıyor muydu? Niye seninle değil? Benim biraz işim vardı, o yüzden erken çıktım. O da çıkar birazdan. Koş yakala madem. Bak, şu. Sağ ol Halen, sağ ol. Sancho Pancho, bu sefer ne unuttun acaba? Anne, demek geldin ha? Beni almaya geldin değil mi? Gireyim mi? Konuşalım beş dakika ha? Anne, bekliyorum. Bu sefer hangi enfes bahaneyle o koğuşa tıkacaksın bizi? Tabii Zafer git kızı al dedi değil mi? Sağmalı ineği kaçtı ya, yastadır şimdi o. Başına bir iş gelmesinden korkuyor. Ya anne Allah aşkına ya. Gitti Ozan'ın ailesiyle konuştu. Gurursuz herif. Ya anne, sen neden bu adamın bu kadar emrindesin? Ha? Bak olan biteni görüyorsun. Sevmiyorsun onu. Neden hala bırakamıyorsun? Elin kötüsünden kendi kötüm daha iyi diye düşünüyorum. Hayat hiç sandığın gibi kolay değil. Değirmen gibi öğütüyor adamı. Anne bir şey soracağım sana. Bana doğru cevap vereceksin. En azından bu kadarını borçlusun bana, değil mi? Babamla neden evlenmediniz? Hı? Neden resmi nikahınız yoktu? Zafer o gün dahası da var dedi. Sen susturdun. Dahası neydi anne? Yok. Yok bir şey. Yok, ne olsun? Babam beni istedi mi gerçekten?
Bunu ben doğmadan önce aldı değil mi? Ha? Işığım diye severdi beni. Kucağından indirmezdi beni değil mi anne? İndirmezdi değil mi? Kıymetlisiydim onun. Yalan da hepsi değil mi? Anlattığın bütün o hikayeler. Umurunda bile değildim değil mi? Ya neden o zaman gözümde büyütmeme izin verdin? Ben yıllar boyunca var olmayan bir adamın yasını tuttum ya. Neden acı çekmeme izin verdin? Anne bir şey söyler misin? Hiç değilse hayalinde sarıp sarmalasın istedim. Hayalinde de olsa mutlu ol istedim. Git Zafer'e söyle mutlu olsun. Babamı da aldı benden. Anne. Bundan sonra o varsa ben yokum. Seçim senin. Thank you.